Evet, böyle parlak telefona kapak fotoğraf çekmek de zor. Arkadaşlar herkese merhaba, ben Rezan Çakmak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere 3 aydır kullandığım Poco X6 deneyimlerimden bahsedeceğim. Hatırlayacak olursanız Poco X6, M6 Pro, X6 Pro modellerini Türkiye'de ilk olarak incelemiştim. M6 Pro ve X6 Pro'yu da o dönem yoğun kullanmış olsam da birinci cihazım olarak kullanmadım. Ama X6 modelini birinci cihazım olarak kullanmaya karar verdim. Peki neden? Bugün hem bu sorunun cevabını vereceğim hem de 3 aylık deneyimimde neler yaşadım bunları sizlerle paylaşacağım. İncelememize geçmeden önce kısa bir vaktinizi ayırıp abone olup destek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra videoyu beğenip yorum atarsanız da videomuz birçok kişiye ulaşmış olur. Bu vesileyle abonelerimiz artarsa kanalda çok daha profesyonel, çok daha nitelikli içeriklerle karşınızda olacağım. Poco X6'ya gelecek olursak M6 Pro'dan daha üst bir model, X6 Pro'dan ise daha düşük bir model olmasına karşın birkaç noktada X6 Pro'dan daha iyi bir cihaz. Örneğin ekran gövde oranı ve ilginç bir şekilde Gorilla Glass Victus ile korunması. X6 Pro modelinde bu ekran koruma teknolojisi ne yazık ki kullanılmamıştı. Gorilla Glass Victus bize ne sunacak, ne gibi bir artısı olacak diye soracak olursanız bu teknoloji sayesinde ekran size fazlasıyla yakın oluyor arkadaşlar. X6 Pro ve M6 Pro'dan bu noktada bariz bir şekilde ayrışıyor. Hemen şöyle basit bir örnekle anlatacak olursam örneğin ana menüde geziniyorsunuz. İkonlar size daha yakın oluyor. Instagram logosu sanki elinizin altındaymış gibi. Bu deneyimi sevdiğim için öncelikle X6 Pro'yu bu sebeple tercih ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Poco X6 neticede benim uzun kullanacağım bir cihaz değil. Yani ilk defa bir orta sınıf cihazı zaten 3 aydır kullanıyorum. 2 ay daha kullanıp amiral gemisi bir cihaza geçmiş olurum. Biliyorsunuz bu cihazları tamamen sizler için satın alıp inceliyorum. O yüzden buralara çok takılmayın. Çünkü ben kısa süreli bir kullanıcı olacağım bu cihaz için. Eğer uzun kullanacak olsaydım kesinlikle X6 Pro'yu tercih ederdim. Bu 3 aylık tamamen keyfi tercihimin sizi yanlış yönlendirmesini istemem. Ekran tarafındaki bu Victus detayını çok sevdiğimi söyledim. Peki ekranın canlılığı, kontrast oranı, parlaklığına gelecek olursak parlaklığından açıkçası uzun kullanımda çok memnun kalmadım. Çok üzer mi? Güneşli ortamlarda çok canınızı sıkar mı? Hayır, işinizi görüyor ama şunu dediğim oldu. Dışarıda full parlaklıkta ekrana bakarken keşke biraz daha parlak olsaydı da ekranı daha rahat görseydi dediğim oldu. Ama çok inanılmaz eksi durumu bence değil. Bir deneyim videosu olduğu için sizlere bu durumdan bahsetmek istedim. Onun dışında tükettiğim tüm içeriklerden gerçekten büyük keyif aldım. Hani keşke amiral gemisi bir cihazdan düşmeseydim bu cihazlara ya. Ne güzel amiral kullanıyorduk. Ekran efsaneydi işte. Mükemmel filmler izliyorduk. Ekran canlıydı. Maçlar daha heyecanlıydı gibi bir söylemim hiçbir şekilde olmadı. Ekran tarafında kesinlikle sevdiğim bir cihaz oldu. Hele ki ekran gövde oranının çok çok başarılı olması, her ekranı açtığımda sürekli böyle ekranla iletişim halinde olma deneyimimi en tepe noktaya çıkarıyordu. Bu durumda tabii ki kullanımı olumlu etkiliyordu. İşlemci tarafına gelecek olursak Qualcomm 7S Gen 2 bulunuyor bu cihazda. Oldukça yeni bir işlemci. Qualcomm işlemciler pil verimliliği noktasında her zaman iyi işlemciler olmuştur. Ama bu cihazda biraz pili tüketiyor gibi. Yani cihazın pil performansı beni çok üzmedi. Lakin gün içerisinde telefonunu tekrar tekrar şarja takmayı istemeyen kullanıcılar için tavsiye edebileceğim bir cihaz değil. Normalde bir telefonu çok yoğun kullanırım ama bu dönemlerde biraz işime odaklandığım için telefonla çok vakit geçiremiyorum. Evet yine fazla kullanıyorum ama eskisi kadar değil. Buna rağmen günde 2 kez mutlaka şarja takıyorum. Performans tarafına söyleyebilecek bir şey yok. PUBG Mobile gibi oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS oynatabiliyor. Uzun süreli kullanımda bile takılma, donma hissetmedim. Zaten kanalda detaylı testini yapmıştık. Oradan da izleyip fikir edinebilirsiniz. Performans tarafında da okey bir cihaz. Yani mesela M6 Pro G99 işlemcisiyle düşündürüyor. Çok da böyle geleceğe yönelik bir hareket olmaz. Ancak 7S Gen 2 hem güncel olması sebebiyle hem de sentetik testlerdeki puanları olsun, işte oyun deneyimindeki performansı olsun kendini fazlasıyla kanıtlamış oldu ve uzun kullanım için daha mantıklı diyelim. Kamera tarafına gelecek olursak arkadaşlar bu cihazlar Poco M6 Pro olsun, X6 olsun, X6 Pro olsun ben kamera tarafında hiçbirini beğenmedim. Yani çok da
fiyatının cihazı olduğunu düşünmüyorum bu noktada. Tüm cihazlar için de geçerli. Zaten X6 ve X6 Pro arasında inanılmaz bir kamera farkı yok. Sadece X6 Pro'nun video performansı çok iyiydi. O da işlemcisinden kaynaklı. X6 da yer yer M6 Pro'dan daha iyi bir kameraya sahip. Yer yerde M6 Pro daha iyi görüntüler çekiyor. Zaten kıyasladığım videolarda kanalda var. Ben dediğim gibi kamera konusunda çok memnun kalmadım. Bu fiyatlara daha iyi kamerası olan cihazlar önermemi istiyorsanız yorumlarda yazın, yardımcı olurum. Yani ne yazık ki 4K 60 FPS bile çekemiyor bu cihaz. M6 Pro olsun, X6 olsun. Bu durum bence saçmalık. 7S Gen 2 sonuçta bunu karşılayabilecek bir işlemci. Neden koymuyorsun? Bu da tamamen Xiaomi'nin saçmalığı. Şimdi bazı arkadaşlar gidip bu cihazları satın alıyorlar. Hatta şu an satın almışlar. Satın almış olanlar gelip yorumlara yazacaktır. Abi bende var, niye kötülüyorsun? Kamerası gayet iyi diye. Arkadaşlar şimdi belli bir ölçüt vardır. Bunu neye göre değerlendireceğimizi biz incelemeciler çok iyi biliyoruz. Günlük kullanımda tabii ki kamerası, videosu gayet yeterli bir cihaz. Ancak bu fiyatlara daha iyisi var mı? Evet var. Çok cihaz deneyimlediğim için bu kıstası veya bu ölçütü referans alabiliyorum. Daha önce kullandığım cihazlar işte evet bu fiyat bandında ve bu cihazdan hem kağıt üstünde hem pratikte daha iyi performans sergiliyor. O yüzden Poco X6 bu fiyatlara kamera tarafında tercih edilebilecek bir cihaz değil bence. Şimdi cihazın pil performansını zaten konuştuk. Hemen pil başlığını es geçip ses başlığına geçiyoruz. Ses tarafında gerçekten beğendiğim bir cihaz oldu. Az önce bahsettiğim bu fiyata daha iyi kamera bulabilirsiniz dedim ama bazı cihazlarda bu fiyata mesela bu ses deneyimini, bu müzik deneyimini sunmayabiliyor. Poco X6 fiyatının hakkını hoparlör tarafında kesinlikle veriyor. Altta ve üstte konumlandırılmış stereo hoparlörleriyle gerçekten güzel bir müzik deneyimi sunduğunu söylemek mümkün. Ses şiddeti olarak da tatmin edici sonuçlar sergileyen Poco X6 genel itibariyle dengeli bir karaktere sahip. Hoparlör konusunda da bu 3 aylık deneyimin boyunca gerçekten cihazdan memnun kaldım. Bu arada az önce pili es geçtik ama şunu eklemek istiyorum. Cihazın sunulan 67 wattlık bir adaptör çıkıyor. Cihaz 67 wattlık bir hızlı şarj destekliyor. 67 wattlık hızlı şarj desteğiyle gün içerisinde ikinci kez şarjı taktığınızda zaten çok hızlı bir şekilde cihazımız şarj oluyor. Dediğim gibi eğer bu imkanınız yoksa, eğer ikinci kez şarja takma durumunuz olmayacaksa pil performansı yüzebilir. Ama gün içerisinde zaten bir yarım saat şarja taktığınızda neredeyse %80-90'lara ulaşmış oluyor. Tasarımdan bahsedecek olursak şöyle kenar formlara sahip bir cihaz. Zaten yakın çekim detaylarında da göstermiş olurum. Siyah rengini ne yaparsanız yapın ama satın almayın bence. Evet çok güzel, çok şık duruyor ama çok toz topluyor. İnanılmaz derecede toz tüy topluyor diyebilirim ve parlak olduğu için de parmak izi bırakması da kaçınılmaz. Çerçevelerimiz plastik ancak arka kapak cam arkadaşlar. Şöyle sesinden de gayet tok bir hissiyatı var. Hani bazı cihazlarda böyle yaptığınızda bir garç gurç eder. Bu cihazda öyle bir durum yok. Plastik olmasına karşın malzeme kalitesi son derece iyi. Bu arada bir ay boyunca kılıfsız kullandım. Kalan iki ay boyunca da kılıfla kullandım. Hiçbir kozmetik problemi yok. Tamamen hala ilk günkü kondisyonunda. Malzeme kalitesi gerçekten iyi. Bu arada üst tarafta bir jack girişi var. Bu da birçok kullanıcı için önemli olacaktır. Özellikle oyun severler Type-C porttan pek haz etmiyordu. Hem bir taraftan şarja takıp hem kulaklık takma işi biraz işkence oluyordu. Bence bu önemli detayı da bir artı olarak sayabiliriz. Davulcular geldi. Saat şu an 2:15. Bizimkileri uyandırsam mı? Videoyu çekip öyle uyandırırım. Zaten belki sahur yapmam. Ben direkt olarak gideyim hemen yatayım. Gerçi yok, bizimkilere ekmek almam lazım. Yaş 25, hala fırına biz gidiyoruz. Konumuza dönecek olursak Poco X6 hakkında neler düşünüyorum? Poco X6 bu fiyatlara alınır mı? Şöyle bir değerlendirelim. Arkadaşlar öncelikle bu tamamen bir deneyim videosuydu. Teknik detaylara pek yer vermek istemedim. Kanalda M6 Pro'nun, X6 Pro'nun detaylı incelemesi var ama X6'nın yok. Diğer cihazlarında şöyle bir uzun kullanım testi yok. Siz bu deneyim videosunu detaylı bir inceleme olarak kabul ederseniz okey ama hayır, biz teknik özellikleri de konuştuğum bir video istiyoruz derseniz daha detaylı, daha kapsamlı olarak X6'yı inceleyebilir, ele alabiliriz. Bu konuda tamamen tercih size kalmış. Atıyorum bir ihtiyacım doğdu, bir telefon alacağım. Bütçem 15-16 bin TL. Bu tercihimi ne yazık ki X6'dan yana kullanmazdım. Bu bütçelere genel toplamda daha iyi cihazlar bulmak mümkün. Hele ki üzerine 1000 TL, 2000 TL daha koyduğunuzda X6 Pro gibi çok çok daha iyi bir cihaz alabiliyorsunuz. Bir telefon alabiliyorsunuz. X6 alınır mı? Kesinlikle alınır.
güzel bir cihaz ancak bu paraların cihazı değil. Yani Poco M6 Pro'nun da fiyatının artan dövize rağmen düşmesiyle beraber Poco'nun aslında Türkiye pazarına şişik bir fiyatta girdiğini hep birlikte görmüş olduk. M6 Pro ilk çıktığı dönemde size sıklıkla söylemiştim. Bu fiyata, bu donanım büyük saçmalık. Poco markası da bu durumu anlamış ki fiyatları hemen aşağı çekmiş. M6 Pro için 12.000 TL, X6 için 13.500-14.000 TL bandı güzel olurdu. Ama kalkıp da X6'ya 16.000 TL de vermem. Daha iyi alternatifler elbette ki bulunabilir. Poco X6 hakkında deneyimlerim bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.